SolidWorks 2010 versiyonunda diğer programlardan gelen import dosyalarla çalışabilmemiz için bazı geliştirmeler yaptı. Bunlardan biri FeatureWorks eklentisi içerisinde gelen unsur tanıma özelliği. Gördüğünüz gibi unsur ağacında imported bir dosya biliyorum, yani hiçbir parametresi belli değil. Fakat herhangi bir yüzey üzerine sağ tıkladığım zaman burada unsur düzenle butonum hala aktif ve buna bastığım zaman bir seçenek çıkıyor ve bana alt unsurlarla beraber tanımak istiyor musun diye soruyor. Evet dediğimde buradaki bölgeyi unsur ağacında gördüğümüz gibi tanıyor. Yani ilk önce burada bir düzlem oluşturdu. Daha sonra bir ekstrüzyon yaptı, bir boşaltma yaptı ve radyüsünü ekledi. Tabii ki bunların hepsi unsuru düzenle komutuyla girip parametrelerini değiştirebileceğimiz unsurlar. Sadece unsur tanımada değil, artı yüz taşımada da bazı geliştirmeler var. Yüz taşıma, ekle, yüz taşı kısmından erişebilirim. Aynı şekilde herhangi bir yüz üzerine sağ tıkladığımızda buradaki sağ tık ekranında da görebilirsiniz taşı komutunu. Hep görmek istiyorsanız menüyü özelleştirden buradaki taşı işaretleyebilirsiniz. Yüz üzerine sağ tıkladım, taşı dedim ve bir koordinat sistemi çıktı. Koordinat sistemiyle buradaki yüzü istediğim gibi taşıyorum. Dikkat ederseniz burada bir teğetlik söz konusu ve aşağı doğru taşıdığımda dahi bu teğetliği hiçbir şekilde bozmuyor. Sadece bu da değil. Gelen bir güzel yenilik, sağ tıklayıp bağlantı yüzeyleri seç diyorum ve buradaki çoğaltmanın hepsini seçiyorum. Amacım çoğaltmayı biraz sağa sola döndürmek, yani açısını değiştirmek. Tekrar taşı komutuna girdim. İster buradan buradaki çoğaltma yönünü değiştirebilirim. İstersem şuradaki kısımdan parametre girebilirim. Onay verdiğimde deliklerin pozisyonunu değiştirmiş oldum. Şimdi bir de buradaki feder kısmına bakalım. Örneğin buradaki federi taşımak istiyorsunuz. Yine sağ tıkladım, teğetliği seç dedim. Taşı komutuna giriyorum. Şimdi buradaki federi taşımam için parçanın koordinat sistemi değil, buraya özel bir koordinat sistemi yapmam lazım. Bunun için koordinat sisteminin ortasına sağ tıkladım, seçime taşı diyorum. Ve buradaki kenara göre hareket ettirmek istediğimi belirtiyorum. İster koordinat sisteminden, İstersek de buradaki bölüme ölçü girerek yine hareketi yapabilirim. Ve burada sadece taşımak değil, kopyalama işlemleri de yapabiliriz. Yine buradaki teğetliği seçtik. Taşı dedik. Ve kenarı referans olarak gösteriyorum. Bu sefer kopyala seçeneğini tıklayarak hem kopyalama hem de taşıma yapacağımı belirttim. Bakın burada bir diğer feder çıktı. 5 mm ötesine diğer federi de oluşturdum. Yeni gelen mouse gestures özelliğimizi de kullanarak şöyle ekranın öteki tarafına geçelim. Şuradaki bölüme dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi buradaki bölümde de sağ tıkladım. Bağlantılı yüzeyleri seç dediğim zaman burada bazı seçenekler var. Bu seçeneklerle buradaki bütün iç ve dış yüzeyleri de otomatik seçtirebiliyorum. Yine taşı komutuna geldim. Bunun eksenini buradaki yüze taşıdım. Ve bunun pozisyonuyla da gördüğünüz gibi istediğim gibi oynayabiliyorum. Ve ekranda size direkt ön görünüşleri vererek nasıl bir işlemi gerçekleştirmek istediğinizi görebiliyorsunuz. Tabii ki burada da sol taraftaki menüden X ve Y değerlerini girerek buradaki oynamayı yapmak mümkün.